Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Solorakit maç serilerinin yeni bir tanesi. Videonun başlığında da görebildiğiniz gibi Oregon'dayız. Yeni Oregon'dayız biliyorsunuz zaten. Umarım güzel ve eğlenceli bir video olur. Sizlere elimden geldiğince hem eğitici hem eğlendirici, öğretici takılmaya çalışacağız, bir şeyler yapacağız bakalım. Hayırlısı. Pilot 3 şu anda hesap. Pilot 3 elosunda. Hayırlısı bakalım neler bizi bekliyor olacak. Zofia çıkmış. Zofia oynayalım bence bir. Şimdi bir tane finkamız var. Nice yingimiz var. Güzel. 2 fragger. Hoş. Phoenix falan filan. Hibana ha. Çocuklar nasılmış? Ranklarına bakmadım vallahi hiç. Aa bak bu çocuk 79 öyle. Umarım hack değildir. Bu drone sahnelerini şu başlangıçtaki drone sahnesinde koyarım. Ama eğer aralarda ben drone sahnesinde bir şey anlatmıyorsam bundan sonra full rank maç serisi, yani full maç serilerinde aradaki drone ve operatör seçme sürelerini keseceğim. Haberiniz olsun. Hem siz sıkılmayın hem de zaman değerli sonuçta. Karantinadayız hepimiz. Zamanınızı ayırıyorsunuz, izliyorsunuz videolarımızı diye düşünüyorum. Taçanka falan var lan karşıda, yukarıya almışlar bu arada. Ben şu main camdan oynamayı düşünüyorum açıkçası. Mira banladık zaten. Hiçbir şekilde oraya Mira yapmayacaklar, yapamayacaklar. O kids room'da adam falan varsa düşürebilirsem güzel olur. Çocuk AFK mı? Önceki maç Coastline'daydı. Güzel bir maç olmuştu hatırlıyorsunuz. Şöyle çıkalım yukarıya. Biliyorsunuz eskiden bu küçük tower'dayken çok daha rahat flankleyebiliyorlardı. Ama artık öyle değil. Bu flankler değişti tabi. Burası daha uzak. Burayı flank kapatacağım. O arada onu healladı bu arada o. Evet. Şura buglandı. Ya şu bug hala düzeltmediler ya. Şimdi buraya bir daha atacağım. İşte gördünüz. Boş yere şarjım gitti. Orayı bir daha açmak zorundayım. Bu oyunda böyle bir oyun işte arkadaşlar. İnfoları alabilirsek bir adamları. 1 kids. 1 is on the right stairs. Kids'tekini şöyle vurabilir miyim acaba ya? Tamam, Legion düştü. 1 kids, 1 on B ya. Ya ne ya? One armory. Ya gel armory. Türk mü lan bu? Stay. O da korda tutmamamız gerekiyor bu arada. Çocuk girdi diye ben de ona güvenerek girdim. Belki düşürürüz diye çünkü. Çocuğun dikkati de alacaktı Duck'ın. One kids. Nice try, nice try. Nice try. Fena savunmadılar aslında ya. Çocuklar iyi savundu yani. Eğer ki o Duck'ı düşürseydim round'u çok rahat alırdık. Kuracaktım çünkü hemen. Duck'ı salıp direkt Ranz'a arkasına gitse miydim diye bilmiyorum ama büyük ihtimalle infosu gelirdi zaten. Beni düşürürlerdi diye düşünüyorum ben de. Şimdi aşağıya açmamız gerekiyor aslında. Bir termite lazım ama bir teçir alınır mı? Alırlar mı? Acaba? Teacher maybe. Adamsın. Güzel. Şu çocuk support oynuyor. Finka aldı. Teacher aldı falan. Ama round başı hemen düştü. Kötü oldu. Herhalde bir rushladı biz. Adrenal basıp Finka oynarken. Şu birinci çocuğumuz gene vuruyor. İyi fragger olarak bir şeyler yaptı. Bakalım ne olacak şimdi. Bizim de tam zamanında pingimiz çıktı. Çok güzel. Bizim açmamız lazım. Bizim teçhizler niye Konya'da doğmuş? Gidip Konya'da da doğmazsın bro ya. Construction gelseydin de açsaydık aslında. Şimdi burayı savunan kesim vardır. Şu sağda. Bak solda da var.
One hard left, one hard left, one hallway. Ben bile kör oldum lan. Tamam. Hard left, hard left. Ya yine şahesim. Dude, call this. Ben sileceğim o ibneyi. We need to push him, we need to push him. De burayı açarız. Onun shield'ını aldınız mı? Aldınız. Dronlamamız lazım. Çok hızlı oynamaya başladılar. Hard yakın savunuyorlar çünkü çocuklar da. Evet, düşündüğüm şey oldu galiba. Geldi help. Backup'ı da geldi çocukların, öldü backup. O da düştü. Nice. Kankam beklesen 2 saniye. Planter. Anlam çok zor bu arada. Diffuser is active, protected at all costs. Evet, potayı tutuladık orayı. Kötü oldu. Fire. Biri sağımda, biri solumda. Masters, he's coming to rotation, Push. Ay, nice. Kör oldu. Woo! Çocuk kör olmuş ya, çok iyi oldu. Büyük ihtimalle kör oldu, evet. Aa işte flash atmam gerekiyordu orada. Termite yanlışlıkla Claymore yerine flash kalmış bu arada. Flash inanılmaz işime yaradı ama. Gerçekten çok işime yaradı. Yani o flash hayatımı kurtardı diyebilirim yani. O vigil çünkü bir de şöyle bir durum var arkadaşlar, onu hemen anlatacağım. Aşağıyı tekrar alırlar mı? Ben bir alayım termite'ımı da. Şöyle bir durum var. Termite'in silahının zaten fire rate'i düşük biliyorsunuz. Vurma şansınız yani yakın mesafede kolay değil biraz. Zor bir char yani silah olarak. Ama şöyle bir olay var. Orada flash kalmıştı elimde. Hem flash işime yaradı round boyunca. Hem shield'ın arkasını flashladım. Sonracığıma işte vigil'i flashlama şansım oldu falan. Bu şekilde round'u alabildim. Orada çok kötü timing oldu bu arada. Tam Sledge içeriye doğru giriyordu. Smoke geldi. Düşürdü. Tam ben vuracakken Smoke onu vurup kaçtı. Çok kötü bir timing oldu orada. O biraz unlucky'ydi. Aynı yeri almışlar orada. Flash'ımı gene aldım ben. Ben bu arada orada Vigil olan Fight'ınla ilgili bir şey söyleyecektim ama söylemeyi unuttum bu arada. Ne söyleyeceğimi unuttum. They have Capcan. Şunu hard koşsanız da vursak. They have Capcan trap on this door. Neyse aklıma gelirse söylerim. Ne diyeceğimi unuttum ya. Bu arada neden holo takıyorum? Çünkü yakın mesafe oynuyoruz şu anda. Genelde termite'da oynayacağımız yere göre değiştiriyorum şeyimi. Evet çocuk vurdu beynimi ama canım azaldı baya. Vurdum çocuğu da. Can we try to open again? There is a plank behind the shield one. Kankam ona ölmen. Bütün round'u şu anda içine sıçtın. Bu arada haberin olsun. Ben oraya oynayamam daha. Bütün round'un içinden geçti biraz. H'leri açmamız lazım. Tek mantıklısı bu. Bandit'i vurdu çocuk. H açmamız gerekiyor. Bu Jäger'leri var yalnız. O da roamlıyor. O sıkıntı çıkaracak gibi. Yani burayı açacağız böyle mecbur. Nice. Bir tek mute şey kaldı. Jäger kaldı. Puan kasarı. Freezer'da adam. Bond diffusion initiated. Protect the user.
Aa, kafasına sıktım. İzin Freezer. Tam kafasına sıktım ya. Vermeyelim be round'u. Arkanda rotasyon var mı lan senin? Çocuk Nomad çok şanslı şu an Nomad oldu. Aaa! Arkasında rotasyon kapalı sandım ben. Çocuk demek ki o yüzden o kadar rahat oynuyor. Ben arkasındaki rotasyon kapalı sandım. Kesinlikle yani duvara yaslanmış çünkü. Vay anasını be. İşte mesela garip bir oyundu bu. Yani en azından gerçi arkasından air jab attığı için bu kadar rahat oynadığını düşünüyorum ben ama. Şimdi bunlar hiç Kaveri oynamadı. Ama yukarıyı savunurken Kaveri almak mantıklı mı? Pek değil açıkçası. Vama'yı alabilirim. Mozi'yi alabilirim. Pulse alabilirim. Volkire alabilirim. Ama hangisi arasında kaldım bilmiyorum. Alsam bilmiyorum hangisini. Veya Frost mu alsam ne bileyim. Canım Frost çekiyor benim bu arada. Bir Frost'umuz var ya. Değil mi arkadaşlar? Son anda holosunu taktık. Canım Frost çekti. Çok açık bir şekilde canım Frost çekti. Eski ilk Frost mainlerimden. Yani Frost ilk mainlerimden bile benim. Arkadaşlar canımı çektirdi ya şu an. Şeyin arkası altına iki shield, iki tane koyacağım. Ağızlarına burunlarına girsin. Bu arada Jäger'in ben kafasına vurdum ama ping avantajından dolayı adam aldı bu arada. Net bir şekilde. Çok netti yani. Siz de gördüğünüz gözlerinizle beynine çaktım ben orada. Bu arada bunu şu an sırf zevkten koyuyorum. Yerler yemezler pek umurumda değil açıkçası. Diğer bir tanesini çok tatlı bir yere koyacağım. Arkadaşlar buradan aşağıya atladığında adamlar %99 bakmazlar haberiniz olsun. Şuraya da şunu koyalım. İncir düşerse falan diye bakarız. Sen oraya çek onları. Ben şu an tam ortada bekleyeceğim. Bu Frost trap'imi yerler bence ben öyle düşünüyorum. Bu round'u almamız önemli. Boğazım gıcık yaptı ya. Hibanaları var. Aa bak var. Atik geliyor herhalde bak. Yo Atik'i reinforcelamışız. Okey kapı açamazlar orayı. Cam var o zaman. Main cam. One is on you, Jäger. Nice. Şurada Jäger. That was bug. Çok iyi şu an durumumuz bu arada. Bu Jäger'in orayı savunabilmesi çok önemli gerçekten şu an. Oradan girerlerse çok sıkışırız yoksa. Where are they? Any info? I think someone is Evet kaldı havada info. Window. Main window. Ha, main window var herhalde bir tane. Okay. Don't peek there guys. I have traps. Bence Atik'teki yiyecek benim. Biri gelirse Atik'ten. Ne olur Atik gel, Atik gel, Atik gel. Bomba attı. O bombayı nereden attı lan o? Oo banyoya girmişler. Odaya girmişler. Ne ara girdiler lan? Nereden girdi onlar? Is he in? Bandit? Ela? Evet girmiş o. Kankam o girmiş. Sağımdaki de gelmiş. Frost traplerim iş yapacak diye umut ediyorum şu an. Nice. Ama hiçbir şey yaramadı Frost trapler. Hadi oradan bırak da gelsin ya. I have a trap. I have a trap. Where is that? Where is that? Where was that? Main window, main window, main window. Don't peek it, don't peek it. He got inside, I think. No, 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 he's not. He's okay. Droning, he's droning. He's in now. Sesi verdi, çok güzel bende, çok iyi oynadı şu an. Tam anlamıyla böyle oynaması gerekiyor şu an bende.
Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bandit'in neden böyle oynaması gerektiğini tam olarak açıklıyorum. Bandit orada barbed wire sesini verdi. Ve rakibin 15 saniyesi falan vardı bu sesi verdiğinde. Ve rakibin diffuser'ı kesinlikle kurması gerekiyor ama, değil mi? Well played. Eğer o sesi verirseniz ve puşlarsanız, adam sizin sesinizi aldığı için aim'i zaten direkt oraya çevirmişti. %90 ihtimalle oraya çevirmişti zaten aim'ini. Ben Kaveri oynayacağım bu arada. Oraya çevirmişti zaten. Ya da Kapkan oynayacağım ya. Ping'im var, bir işe yarayayım bari. Kapkan'la işler yaparız. Yani aim'i oraya çevirmişti. Jäger diğer tarafta zaten çaprazı aldılar. Bandit orada sesi verip geri çıktı değil mi? Adam hem heyecanlandı hem defüzörü kurma fikri kafasından çıktı. Kuramaz. Yani adam sağımda birisi solumda, nasıl kuracağım? Yani adam telaş içinde, bir yere puşlamam lazım. Her türlü yani Jäger'ı vursa bile IQ, Bandit bu sefer arkasından vuracaktı. Anladınız mı demek istediğimi? Bu tarz karşı rakip bir kişi kaldığında rakibin üzerine puşlamaktan vazgeçin. Kesinlikle ama kesinlikle vazgeçin. Yoksa roundu verme olasılığınız daha fazla artar. Yani neden abi ben burada bronzdan çıkamıyorum, silverdan çıkamıyorum diyorsanız, bunlar önemli faktörler. Yani rakip bir kişi kalsa bile, siz 5 kişi kalsanız yani. 1v5 kaldı ya rakip. O rakip o roundu alabilir. Neden? Çünkü herkes böyle üzerini puşlamaya çalışacak. Adam aim alıp bekleyecek. Zaten alamaz. Yani bari adam vurayım falan kafasına girecek. Belki unuturlar bunu ya. Durumu vuramadım. Böyle şeyler olacak. Adam o roundu o yüzden alabiliyor. Yani önemli. Bizden Bandit Mute oynayanlar da var. O çok işimize yaradı bu arada. Bunların hepsini buraya dizeceğim. Bir tanesinde gıcıklık olsun, şuraya koyacağım ya. Ya da burada durur zaten ya, yemezler. Şuraya koyalım. Benim bu arada pingim var arkadaşlar ya. Mesela yani bu ping olayı da sıkıntı çıkarabiliyor. Mesela ben orada aşağıya saldırırken biz Jäger'i Freezer'ı da vurdum yani. Bunlar önemli faktörler. Az önce Frost'la oynarken termite vuramadım tabii de. Salaklığım da o benim. Construction is coming. Benim construction yakın oynamam daha mantıklı bence ya. Evet, ölüyordum sayenizde. Orayı da açmazsın bu arada. Orayı niye açıyorsunuz gençler ya? Kafanız mı güzel? Orası kapanır anasını satayım. Ben orayı termite ile açtım. Bizimkiler duvarı açıyor. Opened. Şu an angle'ım çok iyi. Biri geçerse ölür. Ping'im inşallah beni sıkıntı çıkarmaz. Evet. Şu an flank'leri de tutuyorlar. Girdiler construction'dan. Sıkıntılı haldeyiz. Nice. Şu an çok iyi. One dead blue finger. Lion I think. Lan korktum lan. Şuraya biri girerse düşer ya. Çocuklar roamladığı için ben roamlama gereği duymuyorum şu anda. Hibana hiç açıyor. Playtime. Çekil lan oradan. Çekil, kafana vururum bak, çekil. I have an angle. Vigil, you don't need to pick. Bak şimdi kafasını kaldırır falan, kafayı yerim ben. Arkadan da Hibana oynuyor galiba. Diğer side'den. Oğlum ben sizin seslerinizden korkuyorum bak. Bomba attı. Girerse de C4 deneyeceğim bu arada. Freezer mi o geliyor? Şu an evde ses var. Dronelandık mı, ne oldu? Evet, bu kötü oldu. Nasıl ölmedin lan sen? Hizin sılacını. Last us on me. Kanka nereden vurdun lan? Tamam, aldık eliyi. Ben freezer'da sandım çocuğu bu arada. 10 mil demiş çocuk. He can plant. Easy clap. Güzel maçtı. Adam defuser'a gitti galiba büyük bir ihtimalle. Güzel win aldık. Arkadaşlar,
Yani çok fazla adam vuramadım ama güzel şeyler oldu bu arada. Anlatabileceğim mantıklı şeyler oldu maç içerisinde. Bu hoşuma gitti. Çocuklar zaten gayet roamerlarını oynuyorlardı. Ben o yüzden son atak şey sonda roamer oynamadım hiç maç boyunca zaten. Gerek duymadım. Yani bu da önemli. Mesela ben normalde roamer oynuyorum ama takımım zaten roamer oynuyorsa ne gerek var yani, anladınız mı? Bu tarz durumlar da önemli mesela yani. Roamer oynamadım. Gerek duymadım çünkü. Mesela. Bu arada ben bazı şeyleri anlatayım. Oralara ben replaylerini koyacağım. Bu çok hoşunuza gittiğini hatırlıyorum. Şimdi hemen başlıyorum. Bir tanesi rakibin Jäger'ını vurduğum yer. Mesela orası herkesin bildiği gibi bir ping avantajı. Yoksa ben adamın kafasını sıkmıştım benim ekranımda ama ping avantajından dolayı öldüm. Bir tane önemli olan olay, Jäger'la Bandit ikisi kaldı. Karşıda IQ tek kaldı. Orada bir olay oldu. Ben size Barbed Wire'dan sesi verdi. Rakip de korktu ve birine rushlaması gerektiğini fark etti. Yani defuser'ı kuramayacağını anladı. Bizim çocuk telden sesini verdiği için, lan sağımda adam var zaten kuramam oldu ve birini pushlaması mecburiyetinde kaldı. Orada o akıl oyunu Bandit sayesinde round'u aldık. Bir tane önemli olay buydu. Diğer bir önemli olay benim termite'la clutch attığım round'tu. Orada mesela şöyle bir olay var. Ben orada fark ettiniz mi bilmiyorum ama 1v2 kaldığımda ben yere yattım. Eğer bu tarz durumlarda rakip sizin yerinizi biliyorsa veya spotlandıysanız veya bu tarz 1v2, 1v1 kaldığınız durumlarda yere yatarsanız rakip çünkü sizin prone'layacağınızı yani yere yatacağınızı düşünmüyor. Eğer o anda yere yatarsanız siz alma avantajınız çok daha fazla oluyor. Rakip sizi yerde beklemiyor genelde çünkü. Haberiniz olsun. Bu taktik de önemli bir taktiktir. Bunu denemenizi öneririm. 1v1 fight'ta kaldığınızda veya herhangi bir yerde normal maç devam ederken biriyle fight içerisinde kaldığınızda rakip size pushlayacağını tekrar düşünüyorsanız o anda yere yatın ve aim'inizi açıp bekleyin. Sizin alma avantajınız daha fazla olur. Haberiniz olsun. Bunların ben aynı zamanda konuşurken replayleri sahnede çıkacak zaten. Umarım yararlı bir video olmuştu. Solorankıt maç serilerinin devamı gelecek zaten. Kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.